Mesleğimizle ilgili olduğu için söylüyorum. Biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde o zaman için Ukrayna'nın elinde yaklaşık 35 milyon ton civarında 13 milyon tonu örneğin mısır, efendim 1 milyon tonu soya, 7,5 milyon tonu ayçiçeği, 7 milyon tonu ayçiçek yağı gibi bir çıkaramadıkları, ihraç edemedikleri ürün listesi vardı. Ve çok şükür bugün dördü itibariyle 431 gemi bu koridordan geçti. 10.1 milyon ton ürün geçmiş oldu. Bunun %61'ini Avrupa Birliği ülkeleri, efendim %21'ini Asya ülkeleri, %13'ünü Afrika ülkeleri olmak üzere en az alansa 590 bin ton sadece. 590 bin tonla da BM'nin, Birleşmiş Milletler'in en az gelişmiş ülkeler kategorisindeki ülkelere gitti. Olsun, yine de 10.1 milyon ton ürün piyasaya girdi. İşte savaş başladığında hepimiz biliyoruz, yaklaşık 440-450 dolar olan tonu buğdayın bugün artık 330 dolarlara gerilediğini gördük. Herkes bundan istifade etti. Peki bu girişim nasıl oldu? Herkes böyle bir futbol takımı tutar gibi kamplaşmaya devam etmiş olsaydı herhalde doğaldır ki böyle bir sonuç elde edilemezdi. Bir moderatörüm vardı. Her iki ülkeye de ben sizlere eşit mesafedeyim, sizin kavga etmenizi istemiyorum diyen ve bunu da istikrarlı bir şekilde sürdüren bir Türkiye, bir cumhurbaşkanımız olmamış olsaydı bu olmazdı. Geçtiğimiz gün, iki gün OECD'nin Paris'te toplantısı vardı. İnanın konuşulan tek bir konu var, kan koridoru. Konuşulan tek bir konu vardı. Rusya'nın, Putin'in, hayır siz benim işte şurayı bombaladınız, bana şurada saldırdınız deyip bu konuyu askıya alması sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar girişimleriyle bu tahıl koridorunun yeniden açılması ve sevkiyatın devam etmesiydi. İşte tevafuk mu diyelim, tesadüf mü diyelim, rastlantı mı diyelim, gündem bizdik. OECD'nin en popüler tarım bakanıydık, yani öyle söyleyelim. Hani kendimizden kaynaklı bir popülarite değil, ülkemizin atmış olduğu adımdan, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşundan kaynaklı bir dünyanın konuştuğu bir ülke, dünyanın konuştuğu bir tahıl koridorunu o gün orada herkes hakkı teslim etti. Bir kısmı aleni söyledi, bir kısmı da ikili görüşmelerimizde, yaklaşık 17 ülkeyle de görüşmelerimiz oldu. İkili görüşmelerimizde hakkı teslim etmiş oldular. Tabii Türkiye arkadaşlar gerçekten büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Biz bu değişim ve dönüşümü Adanalılar olarak iyi değerlendirmek durumundayız. Türkiye'nin bir elektrikli otomobili. Bazen geriden gelmek bir avantajdır değerli arkadaşlar. Bu mesela bankacılık sektöründe de bunu görmüşsünüz. Batıya gidersiniz, bankamatikten parayı çekersiniz, paranın balansını size 24 saat sonra verir. Yani 100 euro vardır şeyde hesabınızda, 80 euro çekersiniz, 20 euronuz kaldı diyemez. Hala bugün bu bankacılık sistemi caridir. Ama biz geriden geldik. Bu teknolojiyi hızla hayata geçirdik ve bugün bizim bankamatiklerimiz adeta bir renkli ekran, televizyon gibi her şeyi görebiliyoruz, her şeyi anında takip edebiliyoruz. Tıpkı onun gibi en azından şu elektrikli otomobil serüveninde yaya kalmadık, geride kalmadık, onu da yakaladık ve 29 Ekim itibariyle o da banttan inmiş ve artık Mart ayı içerisinde de vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olacak. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Tabii buna benzer diğer girişimlerimiz yok mu? Savunma sanayini söylemeye gerek yok. Ukrayna Tarım Bakanı'yla telefonda görüşürken Mart ayının içinde neredesin şu anda dedim. Dedim sığınaktayım. Ama dışarıdakiler sizin bayraklar sayesinde yaşıyorlar, yaşamlarını sürdürüyorlar dedi. Bunlar tabii hepimizin çok duygulanacağı şeyler. Kim bayraklar? İki tane gencin macerası sonucunda ortaya çıkmış bugün İHA SİHA dediğimiz hepimizin öğrendiği ya bu İHA SİHA neyin kısaltmasıdır demediğimiz teknolojik savunma sanayi ürünleri. Dolayısıyla bunlar yine bizim iftihar etmemiz gereken konular.